Merhaba sevgili izleyicilerimiz. InfoAtom'un YouTube kanalında bugün bize en çok sorduğunuz şirketlerden birini yakından tanımak istedik ve Astor diyelim dedik. Astor Enerji Anonim Şirketi CFO'su ve Genel Müdür Yardımcısı Olcay Doğan'a Sert Açakek ile birlikte ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Mina Hanım, hoş bulduk. Valla asıl biz teşekkür ederiz. Gözümüz yollarda kaldı. Yatırımcının en çok sorduğu şirketlerden birisiniz. Biz Sertaç'la her hafta mutlaka bir YouTube, mutlaka bir Space, mutlaka bir Instagram yayını yapıyoruz. Haftada 3 gün sadece Sertaç'a gelen soru. Haftanın 3 gün diğer arkadaşlarımız çıkıyor. Onlara gelen sorular da böyle. Gerçekten çok merak ediyorlar. Dolayısıyla bir Astor'un hikayesiyle başlayalım. Kim bu Astor? Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben de YouTube kanallarınızı izliyorum, ilgiyle izliyorum. Astor Enerji 1983 yılında kuruldu. Ankara'da faaliyetlerini gösteriyor. İlk kuruluşlar yerimiz İstanbul. İstanbul'da Transtek ünvanıyla kuruluyor. 2005 yılında Geçgeli ailesi Astor Enerji'yi satın alıyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Feridun Geçgel, Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Enver Geçgel, Geçgel ailesi tarafından satın alınıyor. Astor transformatör üretimi yapıyor bildiğiniz gibi. Şu anda Türkiye'nin en büyük transformatör üretim tesisi. Burada transformatör üretimi dediğimizde çok farklı ürün grupları var. İşte dağıtım trafoları, güç trafoları, anahtarlama ürünleri. Beton köşk dediğimiz trafo ünitelerinin muhafaza edildiği köşklerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Şu anda Türkiye'nin en büyük fabrikası, Avrupa'nın en büyük fabrikası. Bundan gurur duyuyoruz gerçekten. Ankara'da bu tür üretim yapan firma sayısı çok fazla değil. Şu anda 1700 tane çalışanımız var. Birazdan rakamlarımızı konuşacağız. Önemli miktarda ihracat gerçekleştiriyor. Yani bir başarı hikayesi olarak değerlendiriyorum ben bunu. Ben de Astor ailesine geçen yıl katıldım. Uzun süre finans sektöründe görev yaptım. Biz bankadayken de birçok firmayı ziyaret ediyorduk. Firma ziyaretlerimiz oluyordu. Tabii bu tür firmaları kredilendirme imkanları da oldu. Ama başladığımda Astor Enerji'ye gerçekten Türkiye'nin gurur verici, üretim yapan, istihdama katkı sağlayan şirketlerin bir tanesinin bir üyesi olmaktan ben de gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Aslında bu yayın bizim açımızdan çok kolay olacak. Çünkü belli ki Olcay Bey yakından tanıyalımın aslında bu tarafında oturan biriymiş. Evet, şimdiye evet. Kadar şirketlere evet. Gidip şirketleri tanımak açısından. Bir hazır o şirketi tanırken herhalde en önemli sorulardan bir tanesi rakiplerden neyin ayrıştırdığı, hangi planda daha öne çıkıldığı, fark yaratan kısmının ne olduğu? Evet, biraz önce söyledim. Bizim sloganımız şu, elektriğin üretiminden son kullanıcıya ulaşıncaya kadar ki bütün süreçlerde Astor Enerji olarak biz varız. Yani bizim ürün gruplarımız kullanılıyor. Yani bunu entegre olarak üretebilen Türkiye'de sayılı firmalardan bir tanesi Astor Enerji. Demin saydığım ürün grupları, dağıtım, güç trafoları, anahtarlama ürünleri, orta gerilim, yüksek gerilim, anahtarlama ürünleri, beton köşkler. Yani hepsini bir arada üretebilen ender firmalardan bir tanesi. Bizim toplam tesisimiz 140 bin metrekare açık alan, 105 bin metrekare kapalı alan. Dolayısıyla hani kapasite anlamında da büyük kapasiteye sahibiz. Yani burada termin planları çok önemli. Yani ürettiğiniz ürünler, atıyorum bir güneş enerjisi santrali kurdunuz, rüzgar rest santrali kurdunuz ya da endüstriyel bir tesis, fabrika kurdunuz, üretime geçirmek istiyorsunuz. Yani bizim ürün gruplarımızı kullanmanız gerekiyor o tesisi ayağa kaldırabilmeniz için. Yani Astor Enerji bu ürün gruplarını kısa sürede teslim edilme kapasitesine sahip şirketlerden bir tanesi. Tabii bu aşamada herhangi bir kurulum aşamasında ya da sonraki süreçlerde herhangi bir sorun olduğunda satış sonrası hizmetler de son derece önemlidir. Çünkü kurduğunuz tesis bir saat bile çalışmasa onun ciddi bir alternatif maliyeti söz konusu. Dolayısıyla bizim orada geniş bir kadromuz var. Hem yurt içinde hem yurt dışında müşterilerimize herhangi bir arıza durumunda ya da aksaklık durumunda hizmet verebilen ekiplerimiz de destek veriyor. Bu da bizim güçlü yönlerimizden bir tanesi.
Tabii biz kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Çatı GES'imiz var. 6.6 megawatt civarında fabrikamızın üzerinde çatı GES'imiz var. Kendi enerjimizi kendimiz üretiyoruz. Yeşil enerjiyle üretim yapıyoruz. Tabii bu bize önemli bir maliyet avantajı da sağlıyor. Kısaca güçlü yönlerimiz bunlar olarak ifade edebilirim. Şimdi tabii bir de bunun borsa kısmı var. Hani evet. Biraz önce Mine'nin de bahsettiği gibi yatırımcının çok ciddi bir teveccühü oldu. Hacimlerde çok üst sıralarda Astor'u konuşuyoruz. Hani bir şirketin bu kadar halka arzından kısa süre sonra bu hacimlere ulaşması hani gerçekten büyük bir hikaye. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Hani kendi içinizde düşündüğünüz zaman, çünkü şöyle de bir durum var. Evet, enerji sektörünün içerisinde yaptığınız işten kaynaklı biraz araştıran birisi için çok farklılaşıyor. Fakat borsada da çok ciddi farklılaştınız. Diğer şirketlerin de çok önüne geldiniz. Burada böyle bir düşünceniz var mı? Neyle sıyrıldınız bu tarafta yatırımcının gözünde? Ya biz bu sene Ocak ayında halka arz olduk biliyorsunuz. 18 Ocak'ta Astor Enerji borsada işlem görmeye başladı. Tabii halka arz sürecinde işte son bağımsız denetim raporları, üretimler, satışlar, onları detaylı bir şekilde analiz ettik. Şimdi Astor Enerji geldiğimiz noktada BIST 30'a girmiş şirketlerden bir tanesi. Uluslararası endekslere evet çok hızlı girdi. Uluslararası girdi. Uluslararası endekslere dahil olduk biliyorsunuz. FTSE endeksine dahil oldu. S&P'ye dahil oldu. Large cap tarafına. Dolayısıyla Astor Enerji büyümesiyle, performansıyla, satışlarıyla bunu uluslararası standartlara göre ya da bizim sermaye piyasalarımızın Borsa İstanbul'un düzenlemelerine göre kriterleri sağladığı için biz o endekslere dahil olduk. Astor Enerji tabii üretim kapasitesi, mali yapısının çok güçlü olması buna son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Biz Türkiye'nin en büyük firmasıyız, Avrupa'nın en büyük firmasıyız. Bunu ifade ediyoruz. 90'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ve Astor Enerji yatırım yapmasını seven bir şirket. Yani biz halka arzdan gelen paralarla ya da kendi öz kaynaklarımızla sürekli işte kapasite artırımı yatırımları, enerji sektörüne yönelik yeni yatırımlar yapıyoruz. Onları hedefliyoruz. Yakın zamanda bir kap duyurumuz oldu. Onu siz de takip etmişsinizdir. Bizim Ankara'da yine yaklaşık 180 dönümlük bir organize sanayi bölgesinin bize tahsis ettiği arsa vardı. Orada bir miktar artırım daha yapıldı. Toplam 230 bin metrekarenin üzerine çıktı şu anda. Yani 230 dönümlük ilave bir alanımız var. Orada yine enerji sektörüne yönelik olarak yeni yatırımlar yapacağız. Bunu yatırımcılarımızla da paylaştık. İlk etapta yaklaşık 100 milyon dolar civarında bir yatırım planlıyoruz o bölgede. Dolayısıyla Astor büyümeye devam edecek. Enerji sektörü biliyorsunuz son dönemde gelişen sektörlerden bir tanesi. Özellikle yenilenebilir enerji tarafı. Yani hem Türkiye'de hem Avrupa'da ciddi anlamda yatırım yapılıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu önemli lisanslar veriyor biliyorsunuz. Çok ciddi lisans başvuruları var. Şimdi onlar hem GES tarafında, RES tarafında yatırıma dönüşmeye başlıyor. Tabii bunlar bizim ürünlerimiz olan talebi her geçen gün artırıyor. Tabii bununla beraber elektrikli araç şarj istasyonları iş kolumuz da var. Bizim biliyorsunuz. Bununla beraber elektrikli araçların yaygınlaşıyor olması, işte orada istasyonların gerekli arka plandaki cihazları gene bizim ürettiğimiz cihazlardan oluşuyor. Bizim ürünlerimize olan talep her geçen gün artarak devam edecek. Yani bu sadece Türkiye'de değil, dünyada ve Avrupa'da da böyle. Özellikle İngiltere, Almanya, İspanya, son dönemde İspanya ciddi anlamda yatırım yapıyor. Yenilenebilir enerji tarafına. Şunu da vurgulamak isterim. Pandemi döneminde yatırımlar ciddi anlamda azalmıştı. Onun da etkisiyle pandeminin bitmesinden sonra uluslararası anlamda da bu bizim ürünlerimiz olan yatırımlar artarak devam ediyor. Tabii burada Çin'i de dikkate almamız gerekiyor. Türkiye Çin'in boşluğunu ciddi anlamda Avrupa'ya satış tarafında dolduruyor bu süreçte. Yani bizim ürettiğimiz ürünler şu anda uluslararası firmalarda rekabet ediyor. İsim vermek istemiyorum ama biz dünyadaki bildiğimiz uluslararası markalarla Astor Enerji çok rahatlıkla rekabet edebilir pozisyonda. Biz Astor markasını, bayrağımızı 90'dan fazla ülkede gururla dalgalandırıyoruz şu anda.
Tabii burada Amerika bizim için önemli bir pazar. Orada da enerji altyapısı son derece yatırım potansiyeli barındırıyor. Oradaki hükümetin aldığı kararlar ciddi anlamda bütçe ayırıyor. Dolayısıyla Astor Enerji, enerji sektörü revaçta olduğu sürece bunun biteceğini düşünmüyoruz. Her şeyin temelinde enerji var biliyorsunuz. Fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçtikçe, elektrikli araçlar artmaya başladıkça bizim ürünlerimiz olan talep artmaya devam edecek. Tabi Astor güçlü bir marka. Ya bu güçlü konumunu sürdürmek istiyor. Biz ya üst kaynaklarımız çok güçlüyüz. Finansal anlamda güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Tabi bu bize rekabet avantajı sağlıyor. Biraz önce sormuştunuz Mine Hanım. Rakiplerden ayırıyor. Evet, rakiplerden ayıran özellikler. Yani biz halka arzdan gelen paraları çok iyi bir şekilde değerlendirdik. Kur riski tarafını çok iyi yönetmeye çalıştık bu dönemde. Zaten net ihracatçı pozisyondayız. Bir taraftan varlıklarımızı iyi yönetirken öbür taraftan yükümlülük tarafını iyi yöneterek oradan bilançomuzu güçlü tutmaya çalıştık. Kambiyo zararı yazmamak adına. Yani hem finansal tarafında hem üretim tarafında ciddi bir know-how'umuz var, ciddi bir birikimimiz var. Onları her iki tarafta da iyi bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Çok güçlü bir kadromuz var. Yönetim kurulu başkanımız Feridun Bey, Enver Bey bizlere her anlamda destek oluyor. Önümüzü açmaya çalışıyor. Biraz önce de söylediğim gibi yani yatırım yapmayı çok seviyorlar. Yani bir kişiye daha fazla istihdam sağlayabilmek, ihracata katkı sağlayabilmek için inanın ellerinden geleni yapıyorlar. Gurur verici. Ben böyle bir şirketin parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bir kere daha söylemek isterim. Zaten o başarı bilançoya da yansıdı. Evet. Özellikle 2023 ikinci çeyrekte 1.6 milyar gibi hatır sayılır bir rakam var. Evet. Yıl sonuna dair böyle bir beklenti, bir projeksiyon var mı? Rakamsal olarak. Sizin vurguladığınız gibi ilk 6 aylık dönemde 1.6 milyarlık kar elde etti Astor Enerji. Yani önceki dönemle karşılaştırdığımızda yaklaşık %151'lik bir artışa karşılık geliyor bu. Burada biraz önce vurguladığım finans yapısının güçlü olması, talebin fazla olması, işte yurt dışına yaptığımız satışlar, ihracatlar, oradaki kar marjlarının biraz daha yüksek olması gibi faktörler var. Bizim ciro hedefimiz 540 milyon dolar civarında bu sene ciro hedefliyoruz. Dolayısıyla %33 civarında kar marjımız var. EBITDA marjımız, %34 net kar marjımız var. Bu kar marjlarımızı biz bir süre daha devam ettireceğimizi öngörüyoruz. Yani ortalama %30'lar civarında kar marjı üzerinden hesaplarsanız Astor Enerji bu güçlü karlılığını korumaya devam ettirecek önümüzdeki dönemde. Tabii bu bizim öz kaynaklarımızı güçlendiriyor biliyorsunuz. Buradan sağladığımız gelirleri de önümüzdeki dönemde yatırımlara dönüştüreceğiz. Kapasite artırımlarına gideceğiz. Dolayısıyla Astor hem üretim tarafında hem ihracat tarafında hem de istihdam tarafında büyümeye devam edecek. Zaten büyüme hikayesi en çok fiyatladığımız hikayelerden biri bizim, evet, borsamızda. Evet. Bunu aslında şeyde de görüyoruz. Halka arzdan hemen sonraki dönemde neredeyse 2022 cirosu kadar sipariş ve anlaşma geldi. Evet, çok bu, doğru. Bu süreç sanıyorum daha devam edecek. Devam yani bu büyümeyle edecek. Birlikte. Astor Enerji olarak biz hem yurt içinden hem yurt dışından yoğun şekilde sipariş almaya devam ediyoruz. Yurt içinde biz bütün dağıtım şirketlerimizle çalışıyoruz. Şu anda 21 tane dağıtım şirketimiz var. Bütün dağıtım şirketleriyle çalışıyoruz. TİH, EÜH bizim önemli satış yaptığımız müşterilerimizden bir tanesi. Yani TİH'in payı %13 civarında. Dağıtım şirketleri de toplam satışlarımız içinde %26'lık bir pay alıyor. Dağıtım şirketleri biliyorsunuz yapılan sözleşme gereği sözleşme dönemi içerisinde belli yatırım yapmaları gerekiyor. Dolayısıyla onların yatırımları da bir taraftan devam ediyor. Şimdi TİH'in bütçesi de önemli bir artış sağlandı bu sene. Yaklaşık 17 milyar civarında bir bütçesi var TİH'in. Tabii diğer dağıtım şirketlerimiz, endüstriyel tesisler, oradan gelen talepler Astor olan ürünleri olan talebi önemli ölçüde artırıyor. Bununla beraber bizim hedefimiz, asıl hedefimiz yurt dışı, ihracat. Bunu hep vurguluyoruz. Bizim oradaki hedefimiz %40'lar seviyesine ulaşmaktı. Biz halka arza başladığımızda %20'ler seviyesinde toplam satışlar içindeki ihracatın payı vardı. Şu anda %33'ler seviyesine geldi. Yani bu yıl sonu itibariyle biz bu hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız.
Tabii burada bizim için Avrupa önemli bir pazar. %53 civarında şu anda ihracattaki payı Avrupa alıyor. Onun dışında Orta Doğu ülkeleri ve Afrika'ya satış yapıyoruz. Tabii Avrupa'da son dönemde özellikle Ukrayna tarafında biliyorsunuz elektrik altyapısının yenilenmesiyle ilgili önemli çalışmalar yapılıyor. Astor Enerji olarak biz oradan ilk ihalemizi aldık. Önemli bir anlaşmaydı bizim için. EBRD'nin desteklediği bir çalışmaydı. Şimdi diğer ihaleler var. Onları da yakından takip ediyoruz. Ukrayna'daki ihaleleri. İngiltere pazar payını artırdığımız ülkelerden bir tanesi. Orada da %1'lerden şu anda %4'ler seviyesine geldik. İngiltere özellikle okyanus üzerinde enerji santralleri kurmaya yönelik çalışmalar yapıyor. Onunla beraber altyapısı oldukça yenilemeye ihtiyaç duyuyor. O konuda da ciddi talep var o bölgeden de. 90'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Bizim asıl hedef pazarımız Avrupa olmakla beraber orta uzun vadede Amerika'yı da hedefliyoruz. Orada önemli bir potansiyel var. İnşallah bir gün Türk bayrağını Astor markasını Astor'da da dalgalandırmayı hedefliyoruz. Oradaki ciro hedefimiz 540 milyon dolar yıllık ciromuzun yaklaşık 1/3 yani 180 milyon dolar civarında bir ihracat hedefliyoruz bu sene. Onu çok rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Tabii bizim bu yıl içinde aldığımız toplam sipariş miktarı şu ana kadar 36'lık dönemine kadar yaklaşık 640 milyon dolar seviyesinde. Tabii bu bizim kapasitemizde karşılayabileceğimiz seviyeler. Önümüzdeki dönemde de artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Burada biz özellikle dağıtım trafoları tarafında kapasite anlamında belli bir seviyeye geldik. Kapasiteye yaklaşmış durumdayız. Onun için ilave yatırım planlıyoruz. Bizim Irak tarafına önemli satışlarımız var. Dağıtım trafoları tarafında. Irak bizim için önemli bir pazar. Tabii komşu ülkelerimizde Ukrayna'daki gelişmeler bizim satışlarımızı önemli ölçüde etkileyecek faktörlerden bir tanesi. Ama bunlardan bağımsız olarak biz Avrupa'ya, Afrika'ya ve Orta Doğu'ya ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz önümüzdeki dönemde. Orada biraz projeksiyonları açalım. Aslında hedefleri ortaya koydunuz ama daha böyle spesifik varsa bir proje, bir işte adıma atılmış, sözü verilmiş, tokalaşılmış, ufacık böyle bir şeyine tüyosunu verebileceğiniz. Yani şu anda biz özellikle kapasite artışına yönelik yatırımımız ön planda. Yani daha somutlaşmış, işte arsa alımı gerçekleştirildi, makinelerin siparişleri verildi. Bu yıl içinde inşaat da başlamış olacak diye düşünüyoruz. Yani hızlı bir şekilde biraz önce bahsettiğim o 230 dönümlük arsa üzerindeki yatırımımız gerçekleşecek. Tabii bizim GES yatırımlarımız devam ediyor. Ankara Bala'da bir 16 megawattlık GES yatırımımız var. Lisans başvurumuz tamamlanma aşamasında. ÇED raporları bitmek üzere. Bu sene içinde biz 16 megawattlık GES yatırımımızı tamamlamış olacağız. Tabi bu da bizim cirolarımıza, karlılığımıza olumlu olarak yansıyacak. Yani bizim hani orta vadede asıl ciroya katkı sağlamasını beklediğimiz iş kolumuz elektrikli araç şarj ağı işletmeciliği lisansı tarafı. Astor şarj markamız var biliyorsunuz Astor bünyesinde. EPDK'dan geçen yıl 2022 yılında lisansımızı aldık. Orada bir 10 milyon dolarlık bir yatırım hedefi gibi bir hedef var sanırım. Biz 2022'de yaklaşık 750 milyon dolar yatırım yaptık Astor şarj tarafına. Bu yılda 10 milyon dolar yatırım hedefliyoruz. Orada kullandığımız cihazlar çok kısa sürede şarj etme kapasitesine sahip olan cihazlar. Biz şu ana kadar 124 istasyon kurulumu gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar da 300'e ulaşmayı hedefliyoruz. Tabii buradaki yatırım planlarımız Türkiye'deki araç sayısındaki artışa bağlı olarak büyüyecek. Yani biz burada İlk 5 firma arasında olmak istiyoruz elektrikli araç şarj işletmeciliği tarafında. Ciddi anlamda yatırım yapıyoruz. Özellikle 2024 ve sonrasında ciroya olan katkıların artmasını bekliyoruz. Yani 2024'ten itibaren
Yani ilk etapta hani 100 milyonların üzerinde ciroya bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Tabii bizim kendi elektrik üretimimizde olduğu için orada mahsuplaşma imkanı da var biliyorsunuz. Bu da bize bir maliyet avantajı da sağlayacak. Dolayısıyla oradaki yatırımlarımız artarak devam edecek. Biz bu yıl içinde yaklaşık 10 milyon dolarlık sizin bahsettiğiniz gibi elektrikli araç şarj ağ işletmeciliği tarafına yatırım yapacağız. Biz bu arada kendi şirket bünyemizde kullandığımız araçları da elektrikliye döndürüyoruz. Astor her anlamda çevreye duyarlı, yenilenebilir enerji üreten, hani karbon salınımını minimum düzeyde tutmayı hedefleyen, o anlamda hani çevreye duyarlı üretim yapmayı hedefleyen şirketlerden bir tanesi. Aslında orada önemli bir sürdürülebilirlik projeleri de ortaya çıkıyor olmalı. Evet. Biz o konuda da vesaire açısından, çünkü dünyanın artık gittiği yer zaten o tarafı. Hı-hı. İşte az önce bahsediyordunuz, EBRD'nin desteklemiş olduğu bir projeden bahsetmiştiniz. Artık dünya gördüğüm kadarıyla, okuduğum kadarıyla, araştırdığım kadarıyla zaten hikayenin içerisinde yeşil enerji olmayan bir çalışmaya çok da fazla destek vermiyor. Dolayısıyla sizin işlerde daha çok yeşil tarafta olduğuna göre. Kesinlikle haklısınız. Şimdi Kyoto Anlaşması'yla başladı biliyorsunuz. Daha sonra, hı-hı, Paris İklim Anlaşması uluslararası bir takım yükümlülükler getirdi. Karbon salınımının azaltılması ile ilgili. Tabii biz özellikle onu vurguladım. Kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz şu anda. Yani birebir fabrikanın ihtiyacı olan bütün elektriği çatı GES'imizle üretiyoruz. Tabii bununla beraber çevreye duyarlı çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Onunla ilgili sürdürülebilirlik çalışmalarına bu yıl içinde başlayacağız. Kısa sürede o konudaki çalışmaları da sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Tabii burada birçok firma farkında değil belki ama önümüzdeki dönemde bir vergi de gelecek biliyorsunuz, karbon, hı hı, vergisi. Bununla beraber henüz Türkiye'de bu çok yaygınlaşmamış olsa da yani bizim ihracat yaptığımız firmalar, yurt dışında tedarik ilişkisi içinde olduğumuz firmalar tabii bu konudaki yükümlülüklerin farkında olduğu için tabii bizden de bu tür yükümlülükleri yerine getirmemiz konusunda beklentileri var. Dolayısıyla Astor şu anda o konuda da gerekli duyarlılığı gösteriyor. Biz kurumsal ve sistematik olarak da bunu belgelendirmek suretiyle bu çalışmalara başlayacağız. Bu yıl, önümüzdeki yıl kısa sürede de bu çalışmayı sonuçlandırmak istiyoruz. Tabi buradan bir gelir elde etme gibi bir hedefimiz yok ama sonuçta ülkemize olan duyarlılığımız, çevreye olan duyarlılığımız nedeniyle karbon salınımını minimum seviyede tutacak ya da oraya katkı sağlayacak üretim imkanlarını kullanmaya çalışıyoruz. Aslında yani bir karbon ayak izini silmiş olmak bile önemli bir katkı. Hem ülke finansalları açısından hem, hı-hı, şirket finansalları açısından sonuçta uzun yıllar bu ülkede bir şekilde hepimiz yaşayacağız. Evet. Biz bir de tabii şey tarafı da var, yani bütün bu projeksiyon, bütün bu konjonktür içerisinde bu kadar büyümeden bahsediyoruz. Arge'nin de çok ciddi bir payı var. Hani aslında hep konuştuğumuz şeyler onun etrafında, sektörde de fark yarattığımız noktalardan biri diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Harcanan kalemler de sanıyorum 2022 içerisinde 112 milyon TL, bu sene ikinci çeyrek itibariyle 60 milyon TL civarındayız. Evet. Bunların hem ciroya yansıması hakkında böyle bir projeksiyon var mı? Arge çalışmaları böyle hızla devam edecek mi? O tarafa da değinirsek ben çok sevinirim. Yani konuşmamızın başında güçlü yönlerimizi sormuştunuz. Bu soruyu sormanız iyi oldu. Aslında Astor'un güçlü yönlerinden bir tanesi de Arge'ye verdiği önem. Astor Arge yatırımlarıyla Türkiye'de en fazla Arge'ye yatırım yapan şirketlerden bir tanesi. Orada 38. sırada yer alıyor. Organize sanayi bölgeleri içerisinde de yapılan bir değerlendirmeye göre 8. sırada yer alıyor Astor Arge yatırımları konusunda. Tabii burada hem yeni ürün geliştirilmesi, mevcut ürünlerin verimliliklerinin artırılması ile ilgili bizim kalite bölümümüz, Arge bölümümüz çalışmalar yürütüyor. Tabii bunlar çok çok önemli çalışmalar. Enerjide kayıpların önlenmesi son derece önemli. Burada yani yapacağınız ufak tasarruflar bile toplamda ciddi anlamda bir gelir oluşturuyor ya da enerji kaybının önüne geçmiş oluyorsunuz. Sizin ürettiğiniz ürünlerin piyasada tercih edilme oranını, imkanını artırıyorsunuz. Dolayısıyla Astor hem ürün grupları bazında yeni ürünler geliştirilmesi hem de verimliliğin artırılmasına yönelik Arge çalışmalarına
önem veren bir şirket. Bizim bu konuda Sanayi Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar var. Güçlü bir Ar-Ge ekibimiz var şirketimiz bünyesinde. Tabii bizim bununla beraber test laboratuvarlarımız var kendi bünyemizde oluşturduğumuz. Ciddi yatırımlar yaptık test laboratuvarlarını da. Ürettiğimiz ürünlerin testlerini kendi fabrikamızda, kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Bu da bize önemli bir maliyet avantajı sağlıyor. Şimdi ufak ufak sonuna doğru da geliyoruz aslında yayınımızın bir içinde bulunduğumuz durumu da değerlendirelim isterim. İşte bu videonun yayınlanacağı gün, yayına hazır olacağı gün çoktan biz sanıyorum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerini hazmetmiş. Enflasyon konusunda çok daha işte en azından bir dengeyi kurmuş. Bundan sonraki süreci nasıl bakacağımızı karar vermiş olacağız. Ama işte o enflasyonist ortamın içerisinde yaşadığımız gerçeği değişmiyor. Evet. Yayının başında kur riskini iyi yönetiyoruz dediniz. Ben biraz o kur riski tarafını sormak istiyorum size. Yabancı para yükümlülüklerinizi azalttığınızı görüyoruz. Evet. Mümkün olduğunca o kur riskini zaten herhalde içerisine giriyor. Bir tarafta önce bunu sorayım, sonra şu stok zararları ile ilgili de başka bir şeye değinmek isterim. Peki. Kur tabii, riskini nasıl yönetiyorsunuz yani özetle? Üretim tarafında güçlü olduğumuzu vurguladık. Tabii iki bacağı var biliyorsunuz. Hem üretim tarafı hem finans tarafı. Assur güçlü bir finans yapısına sahip. İşte önemli bir kar marjımız var. Cirolarımız fazla. Oradan nakit döngüsü sağlıyoruz. Ya yani bunun doğru bir şekilde yönetilmesi de karla önemli bir katkı sağlıyor. Tabi burada karşılaştığımız riskler işte piyasa riski, kur riski, operasyonel riskler, faiz riski gibi riskler söz konusu biliyorsunuz. Tabii son dönemde kurlarda önemli hareketlilikler gördük. Bu hem bizim bir taraftan maliyetlerimizi etkilerken bir taraftan da satışlarımız nedeniyle fiyatlarımızı, karlılığımızı etkiledi. Şu anda bizim ham madde olarak kullandığımız ürünler işte bakır kullanıyoruz, alüminyum kullanıyoruz, silisil saç kullanıyoruz. Bu gibi ürünler kullanıyoruz üretim süreçlerimizde. Ya bunlar da döviz üzerinden fiyatlanıyor. Yani biz dolarla alıyoruz, ağırlıklı euro bölgesinde satış yapıyoruz. Yani parite etkisinden dolayı orada da bir risk söz konusu aslında. Dolayısıyla hani kurlardaki hareketleri öngörebilmek ya da kur riskini hedefleyebilmeye yönelik bir takım tedbirler de almanız gerekiyor. Tabii biz kurlardaki hareketliliği öngörmek mümkün olmasa da kur riskini azaltmaya yönelik bir takım çalışmalar gerçekleştirdik. Öncelikle yükümlülüklerimizi azaltmaya çalıştık kur riski tarafından. Borçtan kurtulmak en evet, evet. Makulü. Yani varlıklarımız net ihracatçı olduğumuz için döviz varlıklarımız var. Döviz yükümlülüklerimizi azaltmaya çalıştık. Yükümlülükler tarafındaki risklerimizi işte hedge ederek oradaki maliyetlerimizi daha öngörülebilir seviyelere getirdik. Tabi bu arada Merkez Bankası'nın ihracatçı firmalara sağladığı işte NDF ürünü vardı biliyorsunuz. NDF ürününü kullandık. Orada kuru belli bir seviyede TL uzlaşıyla, Merkez Bankası'yla bankalar üzerinden bir anlaşma yapıyorsunuz. Tabi oradan sağladığımız gelirler de hem kur riskini hedge etmemize yol açtı hem de karlılığımıza önemli bir katkı sağladı. Tabi faiz riskleri de önemli. Biz yüksek faizli kredilerimizi, önceki dönemlerden gelen yüksek faizli Türk Lirası kredilerimizi de kapattık. Mümkün olduğu kadar sabit faizli ve düşük faizli kredilere kullanmaya çalıştık bu dönemde. Tabii kredi erişim biliyorsunuz son dönemde bir takım sıkıntılar yaşıyoruz kredi erişim konusunda. Ya Assur Enerji olarak biz şu anda mümkün olduğu kadar limitlerimizi gaynakit tarafta kullanmaya çalışıyoruz. Yani nakdi kredi risklerimiz çok fazla yok ve o tarafı da mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi eğer uygun maliyetle sabit faizli kredi bulma imkanımız varsa onları kullanmaya çalışıyoruz.
Şu stok meselesini de sorayım. Hazır aklımdayken birçok firmanın, şirketin tercih ettiği yöntem stok zararı yazmamak elbette. Sonuçta işte enflasyon vesaire gibi gerekçelerle zaten bundan korunmaya çalışıyor. Sizde var mı böyle bir durum? Şöyle, tabii üretim süreçlerinde aksamaya yol açmamak için makul seviyede stok bulundurmanız gerekiyor. Tabii pandemi sürecinde biliyorsunuz tedarik süreçlerinde bir takım aksamalar söz konusu olabiliyordu. Ve fiyatlarda bir öngörülemezlik söz konusuydu. İşte navlunda bir takım sıkıntılar yaşayabiliyordunuz. Biz o dönemde 2022 döneminde ve önceki dönemde stoklarımızı bir miktar o anlamda yüksek tutmuştuk. Geçen bu yıl içerisinde bizim toplam stoklarımızda %16'lık bir artış gerçekleşti. Tabi burada önceki dönemde tuttuğumuz yüksek stoklar, bu dönemde işte taleplerin yoğunluğu, dolayısıyla stokların üretimde kullanılması gibi sebeplerle stoktaki büyüme oranımız biraz daha düşük kaldı. Tabi biz orada stok maliyetlerini azaltmaya yönelik de biraz önce kur riskinden korunmak için işte bir takım hedge ürünlerinden kullandığımızı söylemiştik. Orada da commodity hedge ürünlerini kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle bakır tarafında vadeli işlemlerle oradaki riskimizi azaltmaya çalışıyoruz. Var mı Sertaç sizin soracağınız? Bence çok aydınlatıcı oldu. Gerçekten çok yoğun sorular geldiği için hani böyle çok her şeye değinmeye çalıştık. Ağzınıza sağlık diliyorum ben. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten izleyicilerin çok merak ettiği şirketlerden biriydi. Bizi de bir yükten kurtardınız. Çok teşekkür ederim. Şimdi çünkü Astor sordukları zaman diyeceğim ki açın yakından izleyime bakın, yakından tanıyalım, izleyin. Orada Astor'u bulabilirsiniz diyeceğim. Böylece şirketi tanımak üzere ilk ağza yönlendirmiş olacağız. Tekrar ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum bizi davet ettiğiniz için şirketimize. Evet sevgili izleyicilerimiz, Olcay Doğan bugün bizimle birlikteydi. O çok sorduğunuz meşhur Astor Enerji Anonim Şirketi CFO'sundan artık daha ne yapalım? İlk ağızdan size şirketi tanıtalım istedik. Bir başka yakından tanıyalım da buluşacağız elbette. Bugün Sertaç Ekeke ile birlikteydik. Sana da çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Tekrar ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.